Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, bakın bana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın tehlikeye düşmüş olan her canlının bilgine, cesaretine ve inancını eksiltme. Derinizin ruhu için, Allah rızası için. Et-Fatiha. En son 6 tane merdiveni gelmiş bana. Kullandığımız araç gereçlerimiz sessiz. Olmak istediğiniz bir şey varsa normalde şöyle düşünüyorum. Karşıdaki dikey olarak biz yapma şeyimiz var. Duvara doğru yapıyoruz. Zaten şuradaki tablette sistem takip edebiliyoruz. Yani direkleri altına çekiyoruz. Şu şekilde çekilmesi gereken bir dal olabilir. Çekilmesi gereken bir dal vesaire olabilir. Bu engelleri aşmak. Osmanlı döneminde biliyorsunuz Kurumbaşılar Ocağı adı altında başlayan ve 1923'te modern anlamda belediye hizmeti haline gelen itfaiyecilik, günümüzde de her türlü afete karşı halkımızın güvenliği için elinden gelen bütün gayreti göstermek üzere kurulmuş ve kendini sürekli geliştirmek zorunda olan bir teşkilat. Haftanız hayırlara vesile olsun inşallah diyorum. Geldiğimiz günden beri, bu yaz tahmin ediyorum ki çok tecrübeli arkadaşlar var. Herhalde bu yaz kadar yoğun bir dönem yaşamamışsınızdır. Şanlıurfa itfaiyesi olarak tabii biz de her ne kadar teşkilatın belediyenin içinde olmasak da siyasetin içinde olan biri olarak geçmişte takip ettiğim kadarıyla Şanlıurfa itfaiyesi herhalde hayatının en yoğun sezonunu geçirdi. 14.000 vaka mı toplam? Yani inanılmaz bir rakam 8 ayda. Biz geleli 6 ay oldu. Çoğu da zaten bu 6 ay sonrasında özellikle yaz döneminde oluşan vakalar ama Allah'a çok şükür alnımızın hakkıyla bu süreçten çıktığımızı ümit ediyorum, düşünüyorum. Tabii itfaiyemizin eksikleri var. Bunu birçok birimde olduğu gibi geldiğimiz günden beri takip ediyoruz. Elimizden geldiğince özellikle maddi imkanlar çerçevesinde bu eksikleri peyderpey gidermeye gayret edeceğiz. Gerek ekipman eksikliği olsun, gerek araç eksikliği olsun, gerekse de personel eksikliği konusunda bundan sonra biraz da farklı bir yolla izleyeceğiz. Tabii burada konuştuğum değerli arkadaşlarımız itfaiye mezunu aslında olması gereken bundan sonra bence daha mektepli olması gerektiği kanaatindeyiz. İnşallah bundan sonra alım yaptığımızda önceliği biz itfaiye mezunu arkadaşlarımıza vermeyi düşünüyoruz. Farklı bir konsept değişikliği, bir anlayış değişikliği olsun diyoruz. Burada üniversiteden de hocalarımız var. Onların da inşallah o pratikteki eksiklikleri gidermek için sen genel sekreterimize iltifat halinde olursanız o arazideki pratik eksikliğini gidermek için bizim de üzerimize düşen ne varsa yardımcı olalım sen genel sekreterim inşallah. Bundan sonra o eleman alımı yaptığımızda da zaten duyurusunu yapacağız inşallah hep birlikte. Diğer tıpkı bütün alanlarda yapacağımız alım usulünü burada da uygulayacağız. Ama burada önceliği itfaiye mezunlarına vereceğiz. Evet.
Sayın Başkan buradaydı efendim.